ellerini de açalım arkadaşlar. Hayır, biraz açalım. Bütün elleri görelim. Bütün eller. Yaklaşık 20 yıldır halkımızı, ülkemizi işsizliğe, yoksulluğa, adaletsizliğe mahkum eden bir ceberut iktidarı tarihin çöplüğüne gömmek için tekrar bir aradayız. Tekrar sandık başlarına gideceğiz. Mücadelemizi yükselteceğiz hep birlikte değerli arkadaşlar. Ezilen ulus kimliklerine, cinsiyet kimliklerine her türlü yasağı, baskıyı ve ayrıştırmayı getirmiştir. İstanbul Sözleşmesi dahil olmakla birlikte kadın ve LGBTİ hakları gasp edilmiş, Kürtler ve diğer tüm ulusal kimliklerin inkarı, kimliklerin inkarı derinleşmiş, Aleviler ve diğer inançlara ve inançsızlara her türlü baskı ve sindirme politikası uygulanmıştır. İşçi ve emekçiler sömürü ve zulüm çarklarında ezilmiş, tarihte görülmemiş bir biçimde yoksullaştırılmıştır. 14 Mayıs'ta bütün devrim, emek, özgürlükten yana olan, kadın haklarından, doğa haklarından yana olan bütün kesimlerin barışa, mücadeleyle gelen, bugüne kadar gelen bütün kesimlerin büyük bir zafere uyanacağı sabah olacak. Buna gönülden inanıyorum. İşimiz, mücadelemiz zorlu geldi ama avantaj ve imkanları da bu denli açığa çıkmıştır. Çok avam ekim apörü piyan, her çire erzemene o ver, serta zonu o itikati o, erzemene o ver, eme ser, gezen kemi, vam ekim kızır yar yardımcı mavı, berhu darbi, ve su erdi. Dersim, büyük değerlerle dolu bir kent, kadim topraklardır. Bu kadim topraklarda başta kadınlar olarak insanlarımız çok güçlüdür. Direniş doludur. Çünkü toprakları kadimdir. Bu topraklarda büyük değerler yaratıldı. Büyük değerlerle yürüdük. Genel mücadelemiz için de böyledir. Onun için ben bu özgürlük ve demokrasi mücadelesinde öncelikle yaşamını yitirmiş her canımız için anıları mücadelemize ışık tutuyor diyorum. Onların mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Dersim'deki farklılıklarla beraber ilerleyişimiz, beraber mücadele geliştirişimiz sadece bu seçime dönük değildir arkadaşlar. Bu seçimden sonra da, bu öncesinde de vardı, bu seçimden sonra da bu mücadele yine devam edecek. Bu birliktelik yine devam edecek. Yoldaşça, hep birlikte, her bir insanımızla tartışarak, hem eleştirileri dikkate alarak, hem önerileri dikkate alarak, başta kadınlar olarak hep birlikte bunun öncülüğünü gerçekleştireceğimizi biliyorum. Buna inanıyorum. Zaten Dersim buna yabancı bir halk değil. Dersim bu kültüre yabancı bir halk değil. Bunu gerçekleştireceğine de canı gönülden inanıyorum. İnkar var, soykırım var, imha var, ekonomik yoksulluk var, eğitimle ilgili sorunlar var, işsizlik var. Bunların hepsiyle ilgili bu süreç içerisinde paylaşımlarımızı zaten gerçekleştireceğiz. Ama şunu biliyorum ki bütün bu sorunların temsiliyetini demokratik cumhuriyet inşası içerisinde temsiliyetini en güçlü şekilde yaparak hep birlikte bütün Türkiye halkları için gerçekleştireceğimize inanıyorum. O günler uzak değildir, o günler yakındır. Mücadele kolay olmadı, bundan sonra da olmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte devam edeceğiz.